مُخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Buradan bütün dünya Müslümanlarının çocuklarına buradan sesleniyorum. Özellikle ulaşabilen dünyanın çeşitli yerlerindeki ilişkisi olan, irtibatı olan herkes bu okula müracaat edip bu okulda okumanın ayrıcalığını yaşamalılar. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Yılmaz'ı sahneye dağıtın. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Alvi Romanov, bu değerli sanatçımızın bir parçası var. Ayamaysın diye çoğunuz YouTube'dan duymuşsunuzdur veya işte bir yerlerden duymuşsunuzdur. Son zamanlarda Karatay Üniversitesi'nin bir sinema filmi yapıldı. Direniş Karatay adlı bir film yapıldı. Bu filmin içerisinde Sayın Akın'ımız Alevi Romanov'un müziği kullanıldı. Hepinizin ayağına sağlık, hoş geldiniz. Sağ olup, sağ olup bankalınız. İsmail Hocamızı sahneye davet ederken hemen hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1962 Kırşehir doğumlu, anne tarafından Nogay Türk'ü, bizden biri. Ankara'da büyüdü. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi'nde yaptı. Doktorasını Malatya'da bitirdi. Eski Türk lehçeleri ve günümüzde çağdaş Türk lehçeleri dil uzmanı. Meksika'da, Hindistan'da çeşitli tebliğlere çıktım. Ve ayrıca Bakü'de, Moskova'da da üniversitede hocalık yaptı. Hocam sizi sahneye davet ediyorum. Bir keyifli sohbetinizi dinleyelim inşallah. Buyurun. Evet, resmi sınırları ve resmi devlet olmayan tek Türk mü? Nogay bir şahıs var. Bu kayıtlar Rus kayıtları, Çin kayıtları, Bizans kayıtları, Gürcü kayıtlarından bize gelen bilgiler. Ama daha çok Rus kayıtlar tabii ki. Maalesef Osmanlı döneminde öncesinde bizim için tek fazla kaydımız yok. Kanuya göre Nogaylar Cengiz Han'ın hafta ahbabından, Cengiz Han'ın soyundandı. Özellikle Rus Türkolojisi hem ayrımı nereden yaparız? İnanış açısından, boy açısından bunlar birbirine nasıl düşünürüz? Düşürürüz noktasından da bir inceleme yapmışlardır. Sadece kardeşliklerimizi öğrenmek için değil. Özellikle Rusya Türkolojisi, Alman Türkolojisi bizi öğrenmekteki maksadı bizi birbirine düşürmektir. Entelektüeli olmayan milletler kaybolurlar. Nogaylar da entelektüeli olmazsa Nogaylar'ın dili kaybolur. Bizim yazarımız kaybolursa, şairimiz kaybolursa, akınlarımız kaybolursa, biz kayboluruz. Ayakta kalmak, yaşamak, çocuklarınızı ileride kendi neslini anlatmak istiyorsanız, Nogay şairinin, Nogay yazarının, Nogay romancısının, Nogay kültür adamının yaşamasına destek vermeniz şarttır. Bu insani bir vazife, olduğu gibi milli bir vazifedir. Aramızdan bir kardeşimiz, aynı zamanda Gençlik ve Spor Derneğimizin başkanı olan ve siyasete adım atayım. İnşallah bu hayırlı yolda da Allah bizi utandırmasın diye Ömer Aktürk kardeşimi davet ediyorum. 24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Konya'dan milletvekilliğine aday adaylığı müracaatımızı dün yaptık. Alvi Romanov, Kümbatar köyünde doğma, Kümbatar Dağıstan'a bağlı, Nogayların yoğun yaşadığı bir bölge. Birazdan kısa bir videomuz olacak. Salam.
Allah bunu desin ya Allah. Namine sabayı koyun. Arslan Bey, Sultan Bey, kol sizler. Dunay'a değil, Bolgan memleket kaybolmuş. Nasıl olmuş, ne için olmuş, çok önemli. Bugün bizde memleket yok olsa da arkamızda Türkiye var, Kazakistan var, Türkmenistan var, Özbekistan var, Rusya var. Rusya biliyorsunuz Novaya Ordası'nın Mura. Rusya'nın tarihini okuganda aynı Novaya'nın tarihini okugan gibi. 16. 17. asırlarda onda Novaya Orda büyük, çok büyük memleket olmuş. Bizim mirzalar, Yusupovlar, Aksakovlar, Şerimecevler Rusya'yı yapan mirzalar demek olur. Onun için bizim tarih hep dünyaya lazım. Bir örnek var, bir savaş havası var, kültür havası var. Onun için bu organizasyon yapanlara bu siz geldiğinizde çok teşekkürler diyorum. Dünyadaki kop kızlardan ışındı, altın bolup sen gözümge tüstün de. Deniz suday men kop komuk gözlerimde süydüm de, süydüm de. Yürekler kaderle soğuk sıkanda düşlerden gördü görgen dolu.